الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري وأمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. دون يونس سورة سندن Allah Teala'nın peygamberimize hitaben git o müşriklere sor şeklinde başlayan ayetleri vardı. Onları anlatıyorduk. Bugün de aynı ayetlere devam ediyoruz. 34. ayet: Kul git onlara söyle. Hel min şurakaikum, sizin ortak koştuğunuz kimselerden, o varlıklardan, putlardan, heykellerden, men yebde'ul halqa thumme yu'idu, yaratılışı yeni baştan yapan, sonra da tekrar eski haline çeviren var mı? Yani yoktan, cansızdan canlıyı çıkaran, ölüden diriyi çıkaran, sonra da eski haline çeviren var mı? قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Tabii ki müşriklerden bir cevap gelmeyecek. Çünkü ibadet ettikleri putlardan, içlerinden bir sineğin kanadını dahi yaratacak olan yoktu. Cevapsız. Allah kendisi cevap veriyor. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. De ki, Allah sıfırdan yaratır, Allah yaratır, yaratmayı başlatır, sonra da tekrar eski haline çevirir. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ. Öyleyse siz nasıl oluyor da çevriliyorsunuz, başka yollara sapıyorsunuz? Bir daha soruyor. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ. De ki, ortaklarınız içerisinde birisi var mı? مَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ. Hakka yönlendiren biri var mı? Tabii ki cevap yok. Çünkü ibadet ettikleri taş ne evet der, ne hayır der, ne bir şey sorduğun zaman cevap verir. Taş gibi durur. Allah yine kendisi cevap veriyor. قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ. De ki, Allah hakka yönlendirir. Başka kimse yok. Hatta insan bile hakka yönlendirmez. Bırakınız cansız putlar, onları geçtik. Hareket eden, canlı olan, dili olan, konuşan, tebliğ yapabilen insan bile hakka yönlendirmez. Allah hakka yönlendirir. Kur'an-ı Kerim'de yer yer bunu söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar anlatıyor, anlatıyor. Onlar laftan anlamayınca üzülüyor. Bunların yanacaklarını düşünüyor ve onlar adına üzülüyor. Allah Teala ona diyor ki, hiç üzülme. Kendini yok etme bu konuda. Sana düşen sadece anlatmaktır, tebliğdir. Onları doğru yola iletecek olan biziz, diyor kendisi. İnsan bile bunu yapamadığına göre put nasıl yapsın? Tabii ki cevap yok. Allah Teala kendisi cevap veriyor. Ondan sonra soruyor. Efemen yehdi ilal hakki ahakku en yuttaba'a emme la yehiddi illa en yuhda. Öyleyse hakka yönlendiren mi daha çok tabi olmaya layık, yoksa kendisi doğru yola iletilmedikçe doğru yola iletenmeyene tabi olmak mı daha doğru, daha layık? Cevap belli. Öyleyse فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Öyleyse size ne oluyor? Nasıl bir yargıya, böyle bozuk bir yargıya varıyorsunuz? Apaçık bir hak ortadayken, akıl bile siz dediğinizi kabul etmezken, nasıl oluyor da kendi kendine böyle bir yargıya varıyorsunuz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا. Onların çoğu ancak zanna tabi olur.
Zan yani kuruntu burada. Herhangi bir hayal, sanı vesaire. İnne zanne la yughni minel hakki şey'a. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyden müstahni kılmaz. Yani zan insanı bilgiden muhtaç olmayacağı hale getirmez. Bu demektir ki zan bilgiden hiçbir şey ifade etmez. Kuruntu bilgi değildir. Bunlar kuruntuya tabi oluyorlar. Dolayısıyla gayet makul olan hakkı bir tarafa atıyorlar. İnne Allahe alimu bima yef'alun. Allah Teala onların yaptıklarını çok iyi bilendir. Yani müşrikler kendi yaptıklarından Allah'ı habersiz, gafil sanmasınlar. Ne yapıyorlarsa zaten her şey kayıt alıyor. Allah da hepsini biliyor. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Burayı biraz açıklayalım. Peygamberler kendi dönemlerinde en revaçta olan şey neyse o mucizelerle gönderilmişlerdir. Buna örnek olarak Hazreti Musa anlatılır. Hazreti Musa döneminde sihirbazlar çok revaçtaydı. Birini susturmak için hemen sihirbazlar çağrılırdı. Ve gerçekten de çok becerikli sihirbazlardı. Hazreti Musa'ya mucize olarak verilen asa bu sihirleri yutacak şekilde onlardan üstün geliyordu. Hazreti Musa'ya mucize olarak bir sopa verilmişti. Ya bir sopa mucize olur mu? Bir çobanın sopası. Ama Allah onda bir kabiliyet meydana getirdim, yarattım, mucize olur. O sopa yere bırakıyor, koca ejderha oluyor. Bir de elinin beyaz oluşunu mucize olarak vermişti. Yedi beyza deniyor buna. Elini koltuğun altına sokuyor, altına sokuyordu. Bir çıkarıyordu ki lamba gibi ışık veriyor. Böyle bir mucize verilmişti kendisine. Ayrıca gerek Mısır'da gerek başka yerlerde Beni İsrail azdıkça Allah Teala onlara bir belayı veriyordu. Onlar yalvarıp yakarıyorlardı. O belayı Allah geri çekince geri eski zulümlerine dönüveriyorlardı. Bir de böyle mucizeleri var. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un boğulması vesairesi epeyce mucizesinden bahsedilir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peki hangi mucizeyle gönderildi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri, ikramları, kendisine yapılan ikramlar bir cilt tutacak kadar çoktur. Bir cilt. Bunların en başında Kur'an gelir. Kur'an bir mucizedir. Niye mucize olsun? Araplarda edebiyat çok ilerideydi. Şiir, o zamanki basın, o zamanki efendim kamuoyu oluşturma şiirle oluyordu. Şiir yarışmaları yapılıyordu. Cahiliye şiiri çok meşhurdur. İçlerinden 7 tanesi seçiliyordu. Birinci, ikinci, üçüncü, beşi neyse. Ve o Kabe'nin duvarına asılırdı. İlan edilirdi. İlan tahtasına asılırdı yani. Gelen geçen de onu okurdu. Onun için o Kabe'ye asılan 7 şiire El-Muallakatu Sab'a denilmektedir. Askıdaki 7 şiir demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiir öğretilmemiştir. Bu derece muazzam bir söz ile gönderilmiş olması, Arapçayı çok 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 güzel biliyor olmasına rağmen şiir bilmezdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şiir bilmezdi. İlginçtir. Az önce şu Ara suresini okudu. Okuduk, dinledik teravihte. Şu Ara şairler demektir. Niçin peygamberimize şiir verilmedi? Çünkü şairler peygamberlerle yarışabilecek olarak görülüyordu. Bir peygamber güzel bir söz söyledi mi?
Hemen diyorlardı ki karşı çıkmak için, ne olacak bunun benzerini bizim filan şair de söylüyor. Diyorlardı, o bir şiir dökülüveriyordu. Ya da hatipleri vardı, meşhur hatipleri vardı cahiliye Araplarının. Bir hitabede bulunurlardı. Aa işte bak, bizim de böyle söz söyleyen insanlarımız var diyorlardı. Peki peygamberimizin şairi yok muydu? Vardı. Az önce şu Ara suresinde de şairlerin şeytanlara uyduğunu söyledi Rabbimiz Teala. Ve şairler yerildi. Nasıl olacak? Hem şairler yeriliyor Kur'an-ı Kerim'de, hem de peygamberimizin şairi vardı. Ha, şimdi hemen söyleyelim onu. Hemen söyleyelim. Şiir aslında düşüne düşüne yazılan bir şey değildir. İlham gibi insanın aklına gelir, o da söyleyiverir. Bunu halk ozanlarında çok güzel görüyoruz. Öyleyse şiirde biraz ilhama benzer özellik var. İşte şair kendisindeki bu özelliği eğer haddini bilmez de vahiy ile ölçüştürmeye kalkarsa o şair kötü bir şairdir. Fakat vahiy ile yarışmaya kalkmaz da vahyi desteklemek için şiir söylerse işte o şair makbuldür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi de Hasan bin Sabit, vahyi destekleyen bir şairdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona anam babam sana feda olsun şunları bir hicvet diyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anam babam sana feda olsun dediği bir iki kişi vardır, fazla yoktur. Biri Hasan bin Sabit'tir, diğeri Sa'd bin Ebi Vakkas'tır, iyi ok atardı o. Böyle birkaç kişi vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim de o zamanın edebiyatına meydan okuyacak sözlerle gelmiştir. Ve birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de meydan okuyor. Diyor ki, eğer siz bu sözden şüphedeyseniz, haydi bu sure gibi bir sure getiriniz. Önce bunun gibi 10 sure getiriniz. Yok tabi. Sonra bu sure gibi bir sure getirin. O da yok. Sonra bu ayetlerde bir ayet getirin. Hem sözleri gayet inzicamlı, insan ruhunu okşuyor, secilli geliyor. Bir de öyle malayani değil, içi hikmet dolu, bilgi dolu. Kimse bunun hakkından gelemiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir mucizeyle gönderildi. Bir de şu var. Aslında biz peşin peşin kabul ettiğimiz için bu dikkatimizi çekmiyor. İslami ilimlerle uğraşan gavurların dikkatini çektiği için bize söylüyorlar. Biz de oradan öğreniyoruz. Gayrimüslimlerin dikkatini çekmiş. Şöyle düşünün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiyor. Yok. Bir vahiy geliyor. Kim bilir kaç saniye, kaç dakika sürüyor. Sonra diyor ki bana filan sure indirildi. 10 sayfa okuyor Peygamberimiz. 1-2 dakikada, 1 dakikada 10 sayfa ezber okuyacak kim var? Peygamberimizi normal bir insan gibi düşündüğümüzde olağanüstülüğü hemen anlaşılıyor. Hadi bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Ömür boyu aynı surayı aynı şekilde okuyor. Düşün ki bir adam 10 sayfayı 1 dakikada ezberleyecek. 15 sene, 20 sene tekrar edip duracak, harf farklı okumayacak. Bu ayrı bir mucizedir yani. Hatta şöylesi de var. Surelerin hepsi toptan inmiş değil. Bölük bölük, parça parça inmiştir. Diyelim ki birinde 5 ayet indi. Peygamberimiz o katipler çağırıyor, diyor ki bunu filan surenin filan yerine yerleştirin. Önceden o ayetler olmadan Peygamberimiz o sureyi okuyordu. Araya 5 tane ayet koyduktan sonra baştan alıyor, arada 5 ayet yine devam ediyor. Şöyle bir isterseniz bir makale yazın 10 sayfalık. Uğraşa uğraşa yazın. Bir haftada 10 günde. Sonra bir ezbere okuyun. Zaten okuyamazsınız. Ondan sonra deyin ki bir düzeltme yapayım, araya bir cümle sıkıştırayım. Sonra bir daha okuyun, hadi ezberi oku, araya cümleyi sokuşturarak, bu mümkün değil. Peygamberimizin
Kur'an'ı okuyuşu bile bir mucizedir. Bir de şu çok dikkatimi çekiyor. Konu belki dağılıyor ama varsın olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı baştan sonra berekettir. Öyle ki sanki o hayatta yapılan işleri normal bir insan yapsa 200 yıllık bir ömür lazım olur. Halbuki nihayet 23 sene olmuştur. Bilemeden 10 sene olmuştur. Veya 300 senelik bir ömür. Nasıl? Bakınız. İslami ilimler içerisinde bir de kıraat ilmi diye bir ilim var. Kur'an nasıl okunur? Manası değil, okunuş şekli. Okunuş şekliyle ilgili bilgilere baktığımız zaman tecvid, meharici huruf, kıraati aşara, takrib. Bunları düşündüğümüz zaman şöyle aklıma geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 sene hiçbir şey yapmasaydı, sadece normal bir insan olarak Kur'an okutsaydı, vecihleri okutsaydı ancak sığardı. 23 sene ancak sığardı. Belki de sığmazdı. Kur'an'ı sadece okuyuş, okunuşu. Sığmıyor bu zamana. Bunu geçtik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın manasını izah için söylediği sözler, hadisler ve sünnet. Hepsini düşündüğün zaman dersin ki bu 23 seneye sığmaz. Mümkün değil yani. Hadisten bakıyorsun, Peygamberimiz ömrüne sığmıyor. İlmi kıraattan bakıyorsun, sığmıyor. E peki, Peygamberimizin ibadetine bakıyorsunuz. Onun bir rekatlık teheccüdünü biz, herhangi birimiz, ben de dahil, ömrümüzde tek sefer göze alamayız. Tek sefer. Uğraşsak, yırtınsak, bir rekatını kılsak, bu bizim ömrümüzde çok istisnai olur yani. Zannedersin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlar, nafile, namazlar falan düşündüğün zaman durmadan ibadet etmiş zannedersin. Peygamberimizin mucizelerine bakıyorsunuz. O 10 yılda veya 20 yılda baktığına zannedersiniz ki durmadan mucize göstermiş. Savaşlarına bakıyorsunuz. Ki savaşlar son ömrünün son 9 senesinde olmuştur. Hatta son 8 senesinde olmuştur. Son 8 sene. O 8 senede yapılan savaşlara bakıyorsunuz. Bu kadar savaş o ömre sığmaz. Ve zannedersiniz ki Efendimiz durmadan savaşmış. Böyle bir ömür görüyoruz. Yani Peygamberimizin ömrüne, yaşadığı o peygamberlik hayatına ne yönden bakarsanız bakın mucize görürsünüz. Ve kıyamete kadar karşılaşacağımız olayların vitrinini görürsünüz. Olaylar da rastgele değil. Kıyamete kadar insan toplumu neyle karşılaşır? Aklınıza ne geliyorsa Peygamberimizin hayatında onu açıklayıcı bir iki örnek görürsünüz. Yani kıyamete kadar gelecek olayların bir listesini, bir vitrinini görüyorsunuz. Böyle bir hayat var. Tekrar buraya dönüyorum. مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu Kur'an Allah'tan başkasından uydurulmuş bir şey değil. Peki ne? وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ دَيْهِ. Kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. Kendinden önce ne var? İncil var. Kendinden 600 sene önce. Evet. Tevrat var. 1700-1800 sene önce. Tevrat. Zebur var. Kendisinden 1600 sene önce. Zebur, Kur'an'dan 1600 sene öncedir. Tevrat 1800 filan, 1850 belki sene önce, İncil 600 sene önce. Ha, ondan önce de sahifeler var. Kur'an onları tasdik edici bir kitaptır. Yalanlayıcı değil. Şimdi burada bir ilginç bir şey daha var. Materyalizm, peygamberleri birer filozof olarak düşünün. Yani bir felsefeci çıkmış, kendisine göre bir felsefi sistem uydurmuş.
Peygamberler de öyle düşünürler. Dolayısıyla onlara göre felsefe aslında din yapmaktır. Din. Onun içindir ki en eski ilahiyat programlarında felsefe ağırlıktaydı. Felsefenin ağırlıkta oluşunun sebebi felsefe din olarak düşünüldüğü içindi. Ve felsefe, filozof eşittir peygamber, peygamber eşittir filozof. Pekala. Kaç tane filozof var? Diyelim ki 50 tane, 100 tane. Peki hiçbiri diğerini tasdik etmiş mi? Hiçbiri diğerine aynısını söylemiş mi? Yok. Her biri ayrı bir şey söylemiş. Bundan alıyoruz ki felsefenin kaynağı değişik değişik bilmem akıllar. Peki peygamberler birbirine zıt bir şey söylemiş mi? 100.000'den fazla peygamber. Öyle 100 tane felsefeci değil. Hiçbir diyen aksini söylememiş. Bu demektir ki bunların hepsinin kaynağı tektir. Bir de böyle bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Evet. Başka? Ve tafsil el kitabi. Bir de kitabı açıklayan olan bir Kur'an'dır. La raybe fihi. Bunda bir şüphe yoktur. Hiçbir şüphe yoktur. Min Rabbil alemin, alemlerin Rabbindendir. Ondan geliyor. Em yekulun iftara. Yoksa onlar bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için uydurdu mu diyorlar. Ki demişler zaten. Mecnun demişler. Neuzubillah. Deli demişler. Onu işte ehli kitaptan filanlar filanlar ona yazdırdı. Onu okunup duruyor. O da gelip onu tekrar edip duruyor. Hatta bu dediğim ayetler, müşriklerin böyle dedikleri dünkü son rekatta geçti. Furkan suresinin ikinci sayfasına geçiyor. Furkan. Hatta ikinci sayfasında da geçiyor. Kendisi uyduruyor diyorlar. Bir de şurası var. Muhammed Hamidullah merhumun güzel bir tespiti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiyordu. Ayetle sabittir. Öyleyse okuma yazma kanalıyla kendisine hiçbir bilgi gelmeyecek demektir. Orası kapalı. Peki Hamidullah'ın tespiti, Peygamberimiz niçin Mekke'de ortaya çıktı? Niçin dünyanın başka bir yeri değil de Mekke seçildi? Mekke ve çevresinin o gün için ekonomik hiçbir değeri yoktu. Getirisi yoktu. Çöl, bitki bitmez. Bir ağaç bile zor bulursun, her neyse. Böyle bir yer. İki tane büyük devlet, Bizans ve İran, Hicaz'ı fethetmeyi hiç düşünmüyorlardı. Niye fethetsin ki? Bir şey yok. Onun için orayı atlayıp Yemen'i fethediyorlardı. Peygamberimiz geldiğinde Yemen İran'a bağlıydı. Afrika'ya atlıyorlar, Habeşistan, orayı fethediyorlar, Nil boyunu. Ki Habeşistan şeye bağlıydı, Bizans'a. Veya Hristiyan oldukları için aralarında ittifak vardı, öyle diyelim. Bizans'a bağlıydı. Ama Hicaz havzası, öyle diyelim, sanki dünyadan tecrit edilmiş, hiç kimsenin böyle girip girmek istemediği böyle bir yer. Dolayısıyla coğrafi olarak da dünyaya kapalı. Okuma yazma da yok. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilginçtir. Mekke havzasından dışarıya iki veya üç defa çıkmıştır. O da biri 12 yaşındayken Busra'ya gitmiş, amcası Ebu Talip'le birlikte. İkincisi 25 yaşındayken yine Busra'ya gitmiş kendi kervanıyla birlikte. Ve bundan, bu gidişinden 15 sene sonra peygamberlik geliyor. 12 yaşını hesap ederseniz, 12 yaş, 28 sene sonra peygamberlik geliyor. Bir insanın, bir çocuğun veya orada bir papaz tarafından öğretilip 28 sene sonra öğrendiğini söylemesi mümkün değil. Mümkün değil. Bir de Ukaz panayırına filan gittiği şeklinde bir söylenti var. Ukaz'da aşağı yukarı nerededir onu da söyleyeyim yerini. Taif. Taif eski yoldan Mekke'ye ne kadardır? İşte 80-90 kilometredir. Bir de Yemen
tarafına doğru gittiği şeklinde bir kırıntı bilgi var. Ama çok önce. Dolayısıyla peygamber olarak da çevreye gidip bir yerlerden bir şeyler duymuş değil. Kendisi oradan dışarı çıkmamış. Başka bir kültür oraya girmiyor. Kendisinde de okuma yazma yok. Onun için peygamber diyor ki اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يبِ Beni Rabbim terbiye etti, eğitti ve terbiyemi çok güzel yaptı diyor. İşte böyle bir insanın başkasından bir şey öğrenip gelip uydurması mümkün değil. Düşünülemez. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ Madem öyle, siz bu Kur'an'ı o yazdı, o uydurdu diyorsunuz, şair olmadığı halde, öyleyse o git onlara söyle, bunun gibi bir sure getirin. Hadi bakalım, bir sure getirin. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Üstelik tek başınıza değil, Allah'tan gayrı kimden ümit ediyorsanız hepsini yardıma çağırın. Ne kadar şairiniz, hatibiniz, şu bu varsa yardıma çağırın. Bunun gibi bir sure getirin. İn kuntum sadikin, eğer samimi, sadık iseniz. Evet, burada duralım mı? Burada duralım çünkü bir ayet daha okusak açılıveriyor.